Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sera. Bugün videonun başlığında gördüğünüzde çıldırdığınızı hissediyorum arkadaşlar. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Evet, en sevdiğiniz seri. Yine bir şey kaybedeceğim. Yine dolandırıcıları tespit edeceğiz. Bu video çok eğlenceli olacak. O zaman ben videonun başında kayıp ilanlarını dışarıya asarken sen de şu an videoyu durdurup cipsini, kolanı, abur cuburunu alıp ekrana oturman için sana bir dakika müddet veriyorum. Ve ben de o sırada gidiyorum Aslan'a. 5 minutes later. Arkadaşlar şu an arabaya bindik. Bu arada size yeni arabamı gösterdim mi? Hiç hatırlamıyorum. Şöyle bir uzaktan göreceğiniz kadarıyla yeni arabam. Yeni arabam videosu çekmedim. Neden çekmedim? Hiçbir fikrim yok. Çok hızlı bir şekilde aldım diye olabilir. İlanımız bu şekilde arkadaşlar. Hadi gidelim. İyi sürüyor muyum? Çok iyisin. Oo! Saygılar kedo. Bir de ödül koydum. 10 bin ödül. Az mı çok mu hemen yorumlara yazın. Diyeceğim ki üzerine 10 bin yollayayım. Sevgilimi bana geri verme. Sende kalsın. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Ya da belki ihbar ederim polise. Sevgilimi sen mi kaçırdın derim. Trolleri merkezi hiç belli olmaz. Biliyorsunuz ki bu video benim işim. Her türlü kahkahaya hazır olun. En sevdiğim şey insanları trollemek. Ve bugün daha eğlenceli olacak. Çünkü kaybettiğim kişi sevgilim. Arkadaşlar böyle bir şey buldum. Dedim ki bunun üzerine ne güzel yakışır benim sevgilim. Hem de çok fazla insan görür. Çünkü bu bayağı kaldırımın ortasında. Fazla insan beni arar ve biz çok fazla kahkaha atarız diye düşündüm. Çöp olduğu için mi bunu oraya asıyorsun? Aa, onun için mi asmış? Yok. Sen söyleyince fark ettim. Tabii efendim. Bunu giyim kumbarası sandım. Kumbaraymış. Aynen. Evet doğruymuş ama burada çöp yazdığı için dolaylı yoldan çöpe de atmış gibi oldum. Olsun. Bir şey olmaz. Benim problemim değil. Ben içerik çekiyorum. Sevginin neden çöp kutusuna fotoğrafını yapıştırdın? Aslında tam olarak şöyle oldu. Bak izle nasıl sıyrılıyorum hemen. Geri dönüşüm kutusunun üstüne koydum. Çünkü geri dönüşsün. Değişsin diye. Yani belki bir manifest. 7-7-7. Aldım kabul ettim öyle de oldu. Çok iyi bir... Bak şunun duruşa bak. Bak işte oldu işte. Farklı bir arabayla geldi. Arkadaşlar sevgilim kayboldu. Lütfen onu bulursanız beni arar mısınız? Allah'ım lütfen. Let's go. Çok iyi oldu. Hadi gidelim. Arkadaşlar bakın ne yapıyorum. Canlı bir manken. Devam. Ben bu işi yapıyorum ya, çok eğlendim. Şu an bile burada bile çok eğlendiysem beni dolandırmaya çalıştıklarında onları nasıl dolandırıyorum görün bakalım. Eren, burayı unutmuşsun. Yapışır kanka. Tamam hadi gidelim. Arkadaşlar çok fazla yoruldum ama değmiştir umarım. Şu an arabayı park edeceğim sitenin önüne ve sonra ofise çıkacağım çekim alanına. Bir numara arıyor. Alo. Alo, merhabalar. Kimle görüşüyorum? Merhaba. Siz kim aramıştınız? Ya ben burada bir poster gördüm. Duvara asmışsınız da onun için aramıştım. Gördünüz mü erkek arkadaşımı? Erkek arkadaşınızı gördüm mü? Tam emin değilim ya. Ben bir karıştırmış da olabilirim. Beraber fotoğrafınız var mı? Atabilir misiniz bana? Yani atarım tabii ki yüzünü daha iyi görmeniz için. Ama şey, boynunda dövme vardı. Oradan belki hatırlarsınız. Çok uzaktan gördüm. Seçemedim herhalde ya. O yüzden diyorum. Tamam. Nerede gördünüz acaba? Ben atıyorum şimdi fotoğraf. Yolda gördüm ya. Arabayla gidiyordum. Yok, semt neredeydi acaba? Semt olarak neresiydi? Bağcılar. Bağcılar mı? Orada ne yapıyor ya? Yanında kız var mıydı? Kalabalıklardı. Bilemiyorum şimdi. Yani kaç ama onu değil mi şimdi? Günahını da almak istemem çocuğu. Fenalaşıyorum şimdi. Kaç kız vardı? Yani bayağı kalabalıklardı. 3-4 sanırım kız vardı. 2 tane erkeklerdi. 3-4 kız vardı öyle mi? Evet. Arkadaşlar çok sıcak. Alo. Alo. Bir dakika hemen fotoğraf atıyorum size. Tamam benim çok vaktim yok. Acele ederseniz sevinirim. Tamam hemen atıyorum. Ben onun sesini kapatmadan sizle konuştum arkadaşlar diye. Çakmamıştır umarım. Hemen fotoğraf gönderiyorum şu an. Gönderdim geldi mi acaba? Bir dakika bakıyorum. Bağcılar mı? Evet geldi. Bu çocuğun yanındaki siz misiniz? Evet. Yani pek yakıştıramadım ya sizi. Ne? Bileyim. Nasıl? Bilemiyorum yani. Sizi pek yakıştıramadım. Çocuk böyle çirkin bir şey yani. Siz bayağı güzelmişsiniz yani. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Siz gördünüz mü erkek arkadaşımı? Gerçekten çok ona ulaşmam gerekiyor. Birazcık... Yani eskisini görmedim de yenisini istiyorsanız görebilirim. Çık lan şimdi küfür edeceğim. Ne diyor bu? Yenisi kayıp değil. Anlıyorum. Yok sanırım görmedim. O çocuk değil herhalde. Karıştırmış olabilirim. Tamam. İnşallah kaybolmuştur. Bir daha da bulamazsınız. Ya. Benim fotoğrafımı görmeden daha bana yavşamak için beni arıyorlar. Ay nasıl bir açlık sınırında Türkiye. İnanmıyorum şu an. Bu arada ben çok hazırlıksız yakalandım. Çünkü henüz daha arabadayım. Hani telefonla bile düzgün odaklanamadım. Çok malzeme alamadım ama zaten kendisi bayağı bir malzeme verdi. Bence ofise bir çıkalım. Öyle aramalar gelmeye başlasın. Hızlı hızlı çıkalım hatta. Çünkü geliyor yani şu an aramalar. O yüzden
bir önce ofise çıkmak istiyorum. Rahat rahat böyle goy goy yapmak istiyorum. Eğlenmek istiyorum. Dolancıları tespit etmek istiyorum. Hemen ofise gidelim ve orada devam edelim. Arkadaşlar bu videoyu bütün güne yaymak istedim. Çünkü masada ben oturduğum zaman 2 saat oturuyorum ve 2 saat boyunca insanlar arıyordu. Kamerayı kapattıktan sonra da gece boyunca arayanlar oluyordu. O yüzden bugün bütün gün işlerimi yaparken kamera yanı başımda olacak ve arama geldiği gibi kayda gireceğiz. Yani bu video tamamıyla hareketli olacak. Ben işlerimi hallederken aynı zamanda aramalara cevap vereceğim ve bu videoyu bütün bir güne yaymış olacağız diyorum ve ben maillere bakmaya gidiyorum. Bir arama gelirse kamera kayıtlı olacak. 10 minutes later. Alo. Nereden bulayım oğlum ya? Alo. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Kim aramıştınız? Bir afiş vardı da onun altındaki numarayı çağırmıştım da ben. Evet. Sevgilim buldunuz mu? Gördünüz mü bir yerde? Kaçırdılar mı? Nerede bilmiyorum. Çok korkuyorum. Az önce uzun saçlı bir çocukla yanında bir lavuk vardı. Ona çok benzettim. Lavuk? Bizim buralarda öyle. Sizin orası neresi beyefendi? Etiler'de gördüm. Etiler. Evet. Peki boynunda dövme vardı. Ayırt edebilmeniz için söylüyorum. Var mıydı boynunda dövme? Bir papatya gül bir şey vardı ama. Tamam, nerede gördünüz? Lütfen bana konum atın. Ben de geleyim bulayım onu. Çok özledim. Yani sevgilinizin fotoğrafı var mı daha net? Bu afişteki birazcık çünkü yırtılmış. İnsanlar böyle oynamışlar etmişler ama. Var atayım ben size. Yanında kim vardı gördünüz mü? Yani uzun saçlı bir çocuk vardı bilmiyorum. Erkek yani yanında kız yok yani değil mi? Eminsiniz. Bir kadında o kadar ayağında kıl varsa gitsin kestirsin hanımefendi. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim. Beyefendi tamam, sakin olun. Yolladım fotoğrafı. Bu yanındaki kardeşi falan mı? Yok, ablası yanındaki. Ben bu çocuğu bulsam şimdi ablasıyla konuşma fırsatım oluyor mu? Beyefendi ben burada arıyorum. Hanımefendi şimdi siz bir arayıştasınız, ben de şimdi bir arayışa girdim. Yani burada ortak birbirimizin yolunu çözebiliriz. Vay canına. Ne diyor bu? Beyefendi ben erkek arkadaşımı arıyorum. Kaçırıldı mı, darp mı edildi, öldürüldü mü, nerede bilmiyorum. Yani onun için böyle bir yola başvurdum. Sizde olan bir fotoğrafı varsa atar mısınız acaba? Tamam, tek fotoğrafını atıyorum. Yok, sizde olanı atın. Beyefendi ben kayıp değilim, ben varım. Beni boş verin, erkek arkadaşımı arıyorum ben. Bir yerde gördüyseniz lütfen yardım edin. Burada perişan ailesi. Bak, 1-2 dakika önce dinle. Sen şu an beni bana muhtaçsın. Ben aradım, sevgilini gördüğümü söylüyorum. O yüzden 1-2 dakika vakit ayır, beni dinle. Yani ben sadece sana diyorum ki senin sevgilin olduğunu kanıtlamak için bana fotoğraf gönder. Kardeşim yani adam çok mu değerli, milyon falan mı böyle hak ediyordu, elinde tutacaksın? Niye kendimi kanıtlayayım sana? Erkek arkadaşım kayıp diyorum, o ilanları asmışım. Ben niye bu uğraşlara gireyim? Niye senin gibi arayan bir sürü kişi var, onlarla niye bütün gün konuşayım, gecemi gündüzüme katayım ya? Kayıp yok işte. Evleneceğiz. Yok. Yeter sinirlenme. Ben eğlenemiyorum böyle. Sinir hastası oldum. Siz izlerken umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar ya. Herkesin amacı farklı. Önceden para için dolandırmaya çalışıyorlardı. Şu an bir kadın sesi duyunca sevgilisini arayan biri. Diğer aramalar için burada bekleyeceğim arkadaşlar. A few moments later. Kayıttasın mı? Alo. Merhaba, ben ilanın için numarayı aradım da doğru mu aradım acaba? Evet doğru. Adem'i arıyorsun değil mi? Sera sen misin? Evet. Ben Adem'i yanlış görmediysem yani 2-3 tane kızla gördüm galiba. 2 tane kızla nerede gördünüz? Ben otobüsle geçiyordum Beşiktaş'a. Yanlış hatırlamıyorsam Levent taraflarında gördüm. Bir kafede oturuyordular. Anladım. Peki hangi kafede oturuyorlardı, bana söyler misiniz? Ya kafenin ismini tam hatırlamıyorum da bölgeyi, mevkiyi hatırlıyorum otobüsle geçerken. Duran ismini bile hatırlamıyorum bu arada, yani yanlış anlama. Ya İstersen senin için taksiyle oraya geçerim hızlı bir şekilde. Fotoğraf konum atarım. Senin için çok önemliyse tabii. Benim için çok önemli. Şu an nerede bilmiyorum. Ya biz birkaç gün sonra nikah kıyacaktık. Nikah gelmezse rezil olurum herkese. O yüzden çok mutsuzum. Yani yardım istiyorum. Ses kapalıyken bütün numarayı yapmışım. Ya birkaç gün sonra nikahımız var. Nikahınız var. Nikah var ve ben bütün sosyal medyaya rezil olurum terk ederse beni nikah kıyıyor. Ya terk etmeyi ya, ortada yok, damat yok. Ben üçlü kızla gördüm, o daha büyük bir sıkıntı. Veya şimdi hemen de direkt kötü anlamamak lazım. Belki sana ne hediye alayım, ne yüzük alayım. Belki de yakınlık kız arkadaşlarına soruyor. Nasıl? Yalancı. Yalancı öyle mi? İnşallah kaybolmuştur. Bir daha da bulamazsınız. Böyle yakınlık kız arkadaşları var mı hiç? Sen tanıyor musun? Hiç kız arkadaşı yoktu. Hiç kız arkadaşı yok. Belki kardeşidir ya. Kötü kardeşi de yok. Lazım. Kız kardeşi yok. Anladım. Güzel ya istersen kızı? Senin için yani sen de o kadar üzülme, yıpranma, senin için hemen gideyim. Fotoğraf çekerim. Konum da atarım. Kızlar güzel gelip miydi? İstersen. Kızlar çok güzeldi bu arada. Bir tanesine aşık oldum. Aramızda kalsın. Ya herkes biliyor mu? Sen bana bir taksit parası al. Tamam öyle yaparız ama benim için şimdi şöyle önemli bir detay var. Bugün herkes bana dedi ki sürekli işte para gönder, biz gördük dediler. O yüzden ben güvenemiyorum. Sana nasıl güvenebilirim? Beni lütfen
ikna et. Ya şöyle, ülke dolandırıcı dolu. Evet. Ben o insanlardan biri değilim kesinlikle. Tabii efendim. Ben gördüğümü söylüyorum. Şöyle bir şey yapalım, tamam mı? Sen git, gittiğin yerde Adem'i al, kaçır. Kaçırayım mı? Kaçır kızları yanından. Canım bu ekstra ücreti girer ya. Ben nasıl kaçırayım? Sadece sen... gördüm diyorum. Ben ne kiralık katibiyim, ne zannettin beni? Sadece gördüğümü söyledim. Şimdi polis arayacağım. Sen Adem'i benden kaçıran kişisin. Adem'i senden kaçıran kişi miyim? Keşke ben bunu bu kadar oynamasaydım. Seni tanıyordun sosyal medyadan. Kafadan da birkaç tahta eksilmiş herhalde. Ben kapatayım en isterim. Onu istemiyorsun. Tamam. Hadi bay bay. Ya oğlum ya, ben bizi tanıdığını unuttum. O yüzden işte yok onu kaçır, yok şunu yap falan. Role girdim ama bizi tanıyan birisine kendimi rezil ettim ya. Adam direkt Seray'ı aradığını biliyor yani. Kötü oldu değil mi bu? Yok, farklı bir deneyim oldu. Bu da güzel, bu da güzel. Arkadaşlar ben bu arada kahve yapmaya gelmiştim buraya. Kettle'ın sesini kapadım. Nasıl bir numara yapabiliriz? Abi numara arıyor. Alo. Alo, merhaba. Merhaba. Ben kayıp ilanınız için aramıştım da. Buldunuz mu? Yaşıyor mu? Ya ben kendisini... Ne olur gördüm de, ayakta gördüm onu de. Evet evet, ben kendisini gördüm. Hatta şu anda bir kızla yakınımda bir kızla yerde mı oturuyor. Evet. E o zaman evet. Bir önceki seçenek olsaydı, ölmüş olsaydı daha iyiydi onun için. Yani istiyorsanız yerini söyleyebilirim size. Neredeler? Fotoğraflarını atar mısın lütfen? Efendim? Fotoğraflarını atar mısınız? Tabii atabilirim ama ödül vereceğim demişsiniz. Şimdi nasıl yapacağız biz onu? Ödül de ya. Sen kedi misin? Ödül maması. Köpek misin? Alo. Ödül maması. Evet, ödül var. Ödül maması. Ödül maması. Hakkım, ben sizin yerinize arkadaşın hesabını ödeyeyim. O da mutlu aldatsın. Büyük ihtimalle aldatıyor şu an. Nasıl ya? Bir haftadır beni aldatıyor mu sence? Ben bu gül dövmeli çocuğu daha önce sosyal medyada da gördüm sanki. Sosyal medyada mı kullanıyor? Bana hiç kullanmıyorum dedi. Nasıl kullanmıyorum? Hanımefendi, bu çocuk sosyal medyada fenomen değil miydi? Hayır hayır. Hiç sosyal medya kullanmıyorum dedi bana. Bu çocuğun sosyal medya kullanıcı adını o beyefendi ben diyebiliyorum. Öyle mi? Ben hiç görmedim. Bana da sosyal medya kullandırtmıyor ki. Hanımefendi, siz galiba erkek arkadaşınızın tasmasını takamamışsınız. Onu ödül mamasını vermedik diye mi? Galiba. Ama ya önden bir 2000 lira atarsanız olduğum yerin konumunu atabilirim size. Hemen yolluyorum tamam. Ben size o zaman. Bok atarım. Şöyle bekleteceğim sizi, kusura bakmayın. İsminiz neydi bu arada? İsmim Ayşe. Ayşe Hanım. Aldatılan size... Ayşe. Ben bu numaraya WhatsApp'tan IBAN'ımı gönderdim. Ben de şimdi gönderiyorum hemen 2000 TL. Diyor ki nasıl dolandırıyorum ben bunu diyor. Hanımefendi, ben tünele girdim yalnız, çekmeyebilir. He tamam. O zaman para hesabınıza düşer düşmez beni arar mısınız? Tabii. Tamam, bekliyorum arkadaşlar. Çok iyi gidiyorduk bence. Sence? Güzeldi değil mi? Herkes şu an yoruma yazsın. Bu arada ben bu videonun ikisini de çekebilirim. O yüzden şu anda tam bu videoya like atarsanız ve yoruma bir sonraki videoda beni arayanlarla ne konuşmamı istiyorsanız bu sefer siz seçin. Kanka kayıt. Başladın. Kayıtta mı? Işık kimi? Alo. Merhaba. Sokakta bir ilan gördüm de galiba sevgilinizi kaybetmişsiniz. Evet, buldunuz mu? Pembe dövmeleri var sol tarafında. Gül dövmesi. Gül mü lale mi, çok anlayamadım. Çocuk biraz laleye benziyor gibi. Herkes lavuk lale mi hallediyor ya? Beyefendi, nerede gördünüz? Söyler misiniz lütfen? İlanı Ümraniye tarafında birazcık şey yaptım. Gözüme çarptı arkadaşlarımla beraberken. Doğru. Nerede gördünüz acaba peki sevgilimi? Hemen o çevredir çünkü ben bir 10 dakika önce falan gördüm. Şimdi arkadaşlarımla arayıp muhabbetler oldu. Galiba bir ödül var değil mi? Doğru biliyorum. Evet, ödül maması. Ödül maması derken? Ya günlerdir sokak sokak onu aradım. Acaba sizden uzaklaşmış olabilir mi? Yani farklı bir durum söz konusu olabilir mi? Ya da farklı bir aldatma falan. Beyefendi, bunları mı tartışacağız? Siz gördüyseniz söyleyin bana, ben gideyim size paranızı vereyim, onu da bulayım. Güven öncelikliyse siz onu gördüğünüze dair bana kanıt atar mısınız acaba? Şöyle, ben gördüm, hani Allah'a şahidim diyeyim size, o kanıt olsun yani yeterli kadar. Yani yemin ediyorsunuz gördüğünüze, ben size parayı atayım. Evet. Ama ben sizi hiç görmedim, tanımıyorum. Nasıl inanayım ya? Ben uyuyamıyorum onu. Onu 150 kilo. O yumuk yumuk, ona sarılmadan uyuyamıyorum. Kaç gündür bayılacağım uykusuzlukta. 150 kilo deyince hanımefendi eşkalle uymuyor. Ya 150 kilo boyu uzun onun, sen bilmiyorsun. Ya nasıl yapsak ben anlamadım. Şimdi ben size IBAN atayım, siz oraya bir 2000 TL civarında bir para gönderirseniz ben bir şekilde arkadaşlarımla onu aldırtırım, evinizin önüne bırakırım. Yok amına.
bir teşkilatsınız. Ya elini kolunu bağlarız belki. Çünkü bilmiyorum istekli olan bir insan böyle kaçar mı günlerde. Abi ya da şey de yapabiliyorsunuz. Müge Anlı'ya başlarsanız zaten direkt. Düşündüm Müge Anlı'ya katılmayı ama şöyle. Şimdi benim sevgilim kaçak. Başka ülkeden mülteci olarak geldi buraya. Ararlar mı bilmiyorum ki. Bir de askerden de kaçak. Bir de suçlu suçlu çok suçlu. Ah beyefendi. Ama sen sakin olun. Beni dinler misin? Öldü mü? Erkek arkadaşınız getiriyorsunuz. Ama dediğim gibi o para mevzusu çözüldü. Şunlar mı susmadı yani? Hayatta mı? Şeyhan. Be sen mi kaçırdın sevgilimi? Niye hayatta mı diye soruyorsun? Şöyle ben yani Hakan bunlar inandırıcı gelmiyor. Bunu değişmeye de çok. Müge Anlı'ya da çıkacağım. Ben geçen gün beni öp 100 lira şeyine şey öptüm adamı 100 lira vermedi mesela. Beyefendi niye adamı öptünüz? Sevginizi kaçırmadık fidye falan istemiyoruz. İmani öpüldüm. Fidye istiyor. Fidye istiyor duydum değil mi? Hemen polisi ara. Numaran da var. Arıyorum. Hemen ara. Durumuna kapadı. Arkadaşlar arıyorum ve dolandırıcı boşa vakit kaybettiğini anladı herhalde ve telefonları kesinlikle çıkmıyor. 2 lira gönderdim sonuçta. Diyordur ki ne mani, bununla mı uğraşacağım 2 lira için? Dalga geçiyorlar benimle demiştir muhtemelen ki aklında dolandırmaya çalışıyorsan seni böyle güzel bir dolandırırız. Bugün yine arkadaşlar hep birlikte dolandırıcıları tespit ettik. Onlara güzel bir ağzın payını verdik. Bir daha dolandırıcılığa yeltenirler mi bilmiyorum çünkü onların bugün bayağı sinir seviyeleriyle oynadığımı düşünüyorum. Her an her şey gelebilir diyorum ve beklemedim. Kalın. Videoya like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve Instagram hesabım şurada bir yerlerde olacak arkadaşlar. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ve hemen videonun sağına, soluna, altına ve bir sonraki video yerine bu serinin diğer videolarını hala izlemediyseniz ekleyeceğim. Gidip izleyebilirsiniz. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.